Etkin tahminci örnek soru 1. Bu videomuzda etkin tahminci konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, Türkçe okuyacağım. Telaffuzları çok takılmayın. Let x1, x2 nokta nokta xn be a random sample of n observations from an exponential distribution with some unknown parameter theta for me. A şıkkında show that theta 1 şapka eşittir x bar and theta 2 şapka eşittir x1 artı x2 bölü 2 are unbiased estimator of theta. B şıkkında assume that n büyük eşit 3 için and calculate the relative efficiency of theta 1 şapka relative to theta 2 şapka. C şıkkında which estimator would you choose? Şimdi adım adım verilenleri bir anlayarak ilerleyelim. X1'den xn'e kadar bir rastgele örneklem verilmiş bize, random sample. An observation dediği işte n'e kadar gittiğini gösteriyor. Bu üstel bir dağılımdan alınmış, parametresi teta olan ortalama için. O zaman bu üstel dağılımın formülünün şöyle olduğunu anlarız ki bu formülü yazmamızın bir anlamı yok. Sadece ben anlamak adına yazıyorum. Ortalaması teta ise 1 bölü teta e üzeri eksi x bölü teta x büyük 0, 0 diğer durumlarda. Bizim üstel dağılımımız bu şekildeymiş. Parametresi teta ortalama için. Üstel dağılımlarda ortalama bu tetaya eşitse varyans da bunun karesine eşitti. Varyans x teta kare. Bu iki kuralı bileceğiz zaten. Beklenen değer bu formül verilseydi buradan nasıl çıkartılır bilmemiz gerekiyordu. Varyansı zaten tetayı biliyorsak ortalama için varyans onun karesidir. Bunu bildiğimize göre bunlar da bu üstel dağılımdan alındığına göre ve rastgele örneklem olduğuna göre bu rastgele örneklem için birinci olarak anlamamız gereken bunların her birinin beklenen değeri bu tetaya eşittir. Ex1, Ex2, nokta nokta Exn eşittir teta. İkinci anlamamız gereken bunların her birinin varyansı ayrı ayrı. Bu üstel dağılımın varyansı neyse ona eşittir. Teta kare yani. Varyans x1 nokta nokta varyans xn teta kare. Üçüncü olarak bunlar bağımsız olduklarından dolayı bunların hepsinin toplamının varyansı yani bu rastgele değişkenlerin toplamının varyansı ayrı ayrı varyanslarının toplamına eşittir. Varyans x1 artı varyans x2 artı nokta nokta varyans xn. Alttaki şıklara başlamadan bu bölümden biz bunları anlamış olmalıyız ki soruyu çözebilelim. Bunları doğru anlamazsak bu bölümlerden sorular hep bizim için nokta tahmini konusunda çok havada kalır, anlamakta zorlanırız. Bu rastgele örneklem kısmı çok can alıcı bir bölümdür. Her zaman bunu bu şekilde anlamalı. Hangi dağılımsa onun beklenen değer ve varyansını derhal çıkartabilmeliyiz ve bunları yazabilmeliyiz. Şimdi A şıkkına gelelim. Bizden teta 1 şapka ve teta 2 şapkanın unbiased yani yansız tahminciler olduğunu teta için ispatlamamız isteniyor. Show that dediği zaman zaten o öyledir, o öyle olduğunu göstereceğiz. Bu teta 1 şapkanın beklenen değerini aldığımızda teta ile aynı çıkarsa unbiased olur. Teta 2 şapka için de aynı şekilde bunun beklenen değerini aldığımızda teta ile aynı çıkarsa unbiased estimator olur. İkisi için de bu işlemi yapacağız. Bir tahmincinin ortalaması yani beklenen değeri tahmin etmeye çalıştığımız parametreyle aynıysa o yansız tahmincidir. X bar. X bar bunların toplanıp n'e bölünmesidir. X1 artı X2 artı nokta nokta Xn bölü n. Buradaki 1 bölü n'i dışarı atarız. Ve bu toplama durumundakilerin hepsini parçalarız. Xn şeklinde. Ve bunların her birinin değerinin teta olduğunu biliyoruz. Yazmıştık buraya zaten.
Kaç tane teta vardır burada? N tane. 1 bölü n çarpı n teta. N'ler birbirini götürür. Teta. Tahmin etmeye çalıştığımız parametre tetaydı. Bu tahmincinin beklenen değeri de onu verdi. Burada diyoruz ki teta bir şapka is unbiased estimator. Geliyoruz şimdi teta 2 şapkaya. Onun da kuralını yazıyoruz. X1 artı X2 bölü 2. 1 bölü 2'yi dışarı atıyoruz. Bunları da toplama durumunda parçalıyoruz. EX1 artı EX2. Bu teta, bu da teta. 1 bölü 2 çarpı burası 2 teta olur. İkiler birbirini götürür. Teta çıkar. Yine tahmin etmeye çalıştığımız parametreyle aynı sonucu verdi bu tahmincide. Beklenen değeri. O yüzden teta 2 şapka. O da unbiased estimator'dır. Ve A şıkkını böylece bitirmiş olduk. Şimdi bizden B şıkkında nispi etkinlik veya verimlilik, efficiency etkinlik olarak çevirebiliyoruz. Çoğunlukla etkinlik olarak çevrildiği için ben de etkinlik kullanıyorum. Bana kalsa verimlilik daha uygun gibi. Nispi etkinliğini bulacağız. Teta 1 şapkanın teta 2 şapkaya göre n değerini 3'e eşit ve büyük kabul edeceğiz. Teta 1'in teta 2'ye göre nispi etkinliği E, teta 1 şapka, teta 2 şapka. Burada ikinci söylenen ikinci sırada yazılıyor. Fakat burada karşısında teta 2 şapkaya göre teta 1'in nispi etkinliğini öğreneceğimiz için teta 2 şapka üst tarafa, teta 1 şapka alt tarafa gelecek. Var teta 2 şapka bölü teta 1 şapkanın varyansıdır. Şimdi burada ikisinin de varyanslarını hesaplamamız gerekiyor. Önce teta 1 şapkanın varyansıyla başlayalım. O neydi? X vardı. O da ne demektir? X1'den Xn'e kadar toplanıp n'e bölünmesi. Bölü n. Çarpım durumundaki sabitler varyanstan dışarı çıkartılırken karesi alınır. 1 bölü n kare. Oradaki 1 bölü n'in karesini alarak çıkartıyoruz. Toplama durumundakilerin hepsi ayrı ayrı toplam olarak yazılabiliyor. Rastgele örneklem olduğunda onlar bağımsız oluyorlar. Bu bir bağımsızlığın sonucu. Varyans x1 nokta nokta varyans xn diyelim. Her birinin varyansının yukarıda ne olduğunu söylemiştik. Dönüp tekrar bir görelim. Teta kare. Hepsinin yerine teta kare koyuyoruz. Kaç tane teta kare olur? N tane. 1 bölü n kare çarpı n çarpı teta kare. N'ler sadeleşir. Teta kare bölü n ilk tahmincimizin varyansıdır. İkinci tahmincimizin varyansına gelelim. Teta 2 şapkanın. Varyans teta 2 şapka. O da x1 artı x2 bölü 2 idi. X1 artı x2 bölü 2. 1 bölü 2 çarpanı karesi alınarak dışarı çıkartılır. 1 bölü 4. Bunlar ayrılır. Varyans x1 artı varyans x2. Bunların ikisi de teta kare, teta kare. 1 bölü 4 çarpı 2 tane teta kare. Sadeleşir teta kare bölü 2. Şimdi gelelim relative efficiency'ye. E, teta 1 şapka, teta 2 şapka. Teta 2'ninkini yukarı yazıyoruz. Teta kare bölü 2. Teta 1'in varyansını aşağı yazıyoruz. Teta kare bölü n. Teta kare bölü n. Ters çevirirsek bunu. Teta kare bölü 2 çarpı n bölü teta kare. Buradan bunlar birbirini götürür.
N bölü 2 kalır. N kaça eşit ve büyüktü? Bir onu hatırlayalım. Soru da vermişti onu. N 3'e eşit ve büyük. N büyük eşit 3 için bu ifadenin sonucu birden büyüktür. Bu relative efficiency'nin nispi etkinliğin sonucunun birden büyük olması yukarıdakinin varyansının aşağıdakinden daha büyük olduğunu gösterir. Zaten şuraya 3 koysak aşağıdaki daha küçük, yukarıdaki daha büyük. Yukarıdaki daha büyükse aşağıdaki daha etkindir. Bu relative efficiency'de eğer ki sonuç birden büyükse alt taraf daha etkindir. Birden küçükse üst taraf etkindir. Bire eşitse ikisi eşit etkinliğe sahiptir. Burada bu şekilde sadece relative efficiency'yi bul diyordu. Herhangi bir şekilde onu yorumla dedi mi bize B şıkkında? Yok, sadece hesapla dedi. C şıkkında which estimator would you choose? Hangisini seçersin bu estimatorlardan? Theta 1, Theta 2'den. Tabii ki hangisinin varyansı daha küçükse. Tabii burada da n büyük eşit 3'e göre yapıyoruz. Çünkü B şıkkında bulduğumuz n değerine göre, orada kabul edilenine göre. C şıkkına da geldiğimizde Teta 1 şapka seçilir. Çünkü varyansı daha küçük. Varyansı daha küçük. N büyük eşit 3 için. Buradaki teta 1 şapkanınkisi teta kare bölü n, yani 3 ve 3'ten büyük verirsek bununkinden daha küçük oluyor. Unbiased estimatorlardan varyansı daha küçük olan daha etkin bir tahmincidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.